Uzun bir aranın ardından tekrardan merhabalar. Metriksiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaki hesaplardan beni tanıyanlarınız belki çıkar aranızda ama ben yine de kendimi size tanıtayım. Daha öncesinde bir serimiz vardı. Maalesef yarıda kaldı. Zaten sıfırdan başlamamıştık o seriye ama olsun, sonuçta güzel giden bir serimiz vardı. Yarıda kalmak durumunda kaldı. Gerek sağlık problemlerim, gerekse işte değiştirmiş olduğum iş yerleri, saatte uyumsuzluk oldu vesaire. Oyuna vakit ayıramadım çoğu zaman. Tekrardan geldiğimde ise bunları devam ettirmek yerine sıfırdan bir seri başlatmak istedim. Bundaki başrolümüz şu anda Sura olacak. Çünkü arkada görmüş olduğunuz gibi savaşçımız da var, ninjamız da var, şamanımız da var. Tabii ki bunun da kendine has bir serüveni olacak. İlerleyen süreçlerde savaşçımız da, şamanımız da, ninjamız da tabii ki ekibimize katılacak. Çünkü sonuçta onlara değer vermiştik bir önceki serimizde. Allah razı olsun kardeşim. Arkadaki hesaplarımızın da kasılım süreçlerini, nasıl geliştiklerini vesaire bir önceki videolarımızdan da takip edebilirsiniz. Sonuç itibariyle hepsi kayıt altında oldu. Suramızla bir yükseliş hedefindeyim. Başlangıçta birkaç tane item alacağız ama onun haricinde herhangi bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. Zaten çok fazla da bir şey almayacağız. Şöyle 500 hep kuponum var. Görün. Hadi buyurun. Bunu sizlerle beraber aktifleştirelim. Bunu da belirteyim. Bu şamanımız savaşçımızla evli. İlerleyen süreçlerde boşatıp suramızı evlendirebiliriz. Böyle bir düşüncem olabilir ama şu anlık dediğim gibi hiç paramız olmadığı için biraz yükseleceğiz. İleride Yohara'dır vesaire. Yani bu tarz maplerde bizim çok işimize yarayacak. Lafı fazla uzatmadan hemen şöyle ne alacaklarımıza geçelim. Ben şöyle biraz düşündüm. Bir adet binek alacağız. Maviş biri düşünüyorum. Çünkü bu 15 canavar 1500 CP veriyor. 3 günlük ama bindikçe süresi giden bir binek. Şundan bir tane alalım. Bir adet hırsızın eldiveni. Bir aylık şöyle 89 Efe. Göz zevkimiz de bozulmaması adına 30 günlükte 3. yani yan toplayan eşyamızdan alıyoruz. Bunun haricinde bir şey almayı düşünmüyorum. Zaten gerek de yok arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Niye amulu? Çünkü zaten sıfırdan başlayacağız. Bu hesaba dediğim gibi ekstra böyle işte ettir, yardımdır. Çok nadir böyle dokunuşlar yapabilirim. Onun haricinde düşünmüyorum. Sıfırdan böyle bir yükseliş hedefliyorum. Çok fazla lafı uzattım. Sıfırdan Sura serimizin ilk bölümüne başlıyoruz. Hesabımızdan giriş çıkış yaptık. Hırsızın eldivenleri 3. el üzerimize işlenmiş oldu. Şuradan da hemen bineğimizi alalım. Oyunun vermiş olduğu silahımızı da alalım şu şekilde. Evet, herkesin bir tarzı vardır. Oynama tarzı olsun, ne bileyim sohbet tarzı olsun. Benim de tarzım var arkadaşlar. Bir önceki videolarımı takip edenler bilir. Ben böyle çok fazla boş konuşarak zamanınızı alan tarzda değil de değerli anlarda kayda girme taraftarı biriyim. Çünkü zaten çoğumuz ya işten gelirken yorgun argın işte videoları izliyor. Ya uyurken ya da ne bileyim geliyorsunuz stres atmaya, bir de gelip hani çok boş yapan birini dinlemek bana açıkçası zor gelir. Yani ben istemediğim bir şeyi de karşı tarafa çok fazla yapmayı sevmeyen bir insanım. Dediğim gibi metin bulana kadar ya da metnin son canlarına doğru kayda girmek benim için daha mantıklı. Bu tarzda ilerlemeyi düşünüyorum. Yorumlarda da yazabilirsiniz bu düşüncem hakkında. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Ben şöyle metin arıyorum şu anda. İlk hedefimiz metin keserek ilerlemek olacak. Herhangi bir metin bulursam kayda girerim. Metin bulunca görüşmek üzere. Çok da uzun sürmedi. Şöyle bir tane üzüntü metni bulduk. Tam işimize göre bir metin. Hem şöyle bir 10 level falan oluruz inşallah. Hem de ilk BK'mızı düşürmüş oluruz. Şöyle başlayalım vurmaya. Metnin son canlarına doğru görüşmek üzere. Metnimiz kesilmek üzere. Şöyle sizlerle beraber ilk metnimizi kesiyoruz. Bu metinle beraber 4. seviye olduk bile. Hemen beceri kitabımıza bakalım. Ejderha darbesi. Güzel. Şaman BK'ları satılıyor. Tüm eşyalarımızı da toplayalım. Bakalım efsunlu mu değil mi? Zırhımızda düşmüşken giyelim. Topları falan da toplayalım. Malum potumuz yok. Evet, devam ediyorum ben. Şurada bir siyah metin gördüm ama kesebilir miyiz acaba? Şu üzüntü metnini keseyim öncelikle. Daha sonrasında oraya giderim. Biraz daha statü kasarım. Bakalım, vurmaya başlayalım. Metnin son canlarına doğru görüşürüz. Evet, metin kesilmek üzere arkadaşlar. Bakalım beraber BK'sı elde edeceğiz. Şimşek atma. Satılabilir. Şu anda her şeye ihtiyacımız var. Ne varsa ne yoksa hepsini toparlayacağız. En azından satar parasını yeriz. Eşyalarımızı artı basmamız da gerekiyor şu anda.
Şu siyah metni bir denemek istiyorum. İnşallah keseriz. Amin. Ama zor görünüyor. Bir deneyelim bakalım. Kardeşlerin şöyle metnin sonlarına doğru geliyoruz. Yani çok da fazla zorlandığımı söyleyemem. Hatta slotlar geldi. Onlarla beraber size göstereyim şöyle. Canımız iniyor tabii ki ama o kadar inmiyor. Sura'nın farkını görüyoruz arkadaşlar. Yani Sura savunma yönünden çok üst düzey bir hesap kardeşlerim. Bu özelliğinden bayağı bir faydalanacağız Sura'mızın. Burası biraz fazla oldu gibi. Ama ona rağmen yani maşallah diyeyim ben. Şunları da toparlayalım. Satacağız birazdan. Biraz savunmamızın artması adına artı basmamız gerekecek. Tabii şöyle efsunlarına falan da bakıyorum. Bakalım şans, kısmet yani. Şöyle metnimiz de kesiliyor. Şöyle altımızdan inelim. Yani beceri kitabı varmış bakalım. Ruh vuruşu güzel. Hiç yoktan paradır arkadaşlar yani. Şöyle diğer eşyalarımıza bakalım. Soğuma taşı düşmüş. Artı 3. Envanterimiz de dolmak üzere. Gidip hem skillerimizi alalım. Hem de şu üzerimizdekileri bir satalım bakalım. Gezmiş olduğumuz 3 tane metinden ne kadar para elde etmişiz. Giderken de şöyle sağa sola bakayım da. Bir tane savaş metni gördüm. Tam da bunu diyecektim. Karşıma metin çıktı. Bunu da keselim. Böyle gidelim madem. Vallahi var ya bu Sura. Maşallah diyelim. Deliyor yani resmen. 9. seviyeye de ulaştık. Metnimiz de kesiliyor. Bakalım metnimizin içerisinde neler çıkacak. Beceri kitabımıza bakalım. Güçlü vuruş. Güzel. Bir tane de element ayakkabısı elde ettik. Bu metnimizden. Şen artı basmaları, işte zırhlar, silahlar hepsini toparlıyorum. Belki efsununu çıkar. Çıkmasa bile şimdi birazdan satacağız. Vallahi uzun zaman oldu arkadaşlar. Ben de bayağı bir ara vermiştim. Özlemişim Metin 2'yi, ne yalan söyleyeyim. Sizlerle beraber umarım güzel vakit geçiririz. Hem hesabımız yükselir hem kanalımız büyür. Eğer hoşunuza giderse, abone olma şansınız varsa güzel olur kanalımız adına. Hemen şu skillerimizi alalım. Daha sonrasında eşyalarımızı satalım bakalım ne kadar paramız olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet, şöyle biz becerimizi büyülü silah olarak alıyoruz. Şimdi hemen gidip şu eşyalarımızı satalım bakalım ne kadar paramız olacak. Şu anda 4.5K paramız var. Evet, artı basma ve değerli eşyalarımız dışında her şeyi sattım. Bir 20K kadar bir paramız olmuş oldu. Şimdi biraz bir artı basmaya çalışalım. Çünkü biraz defans lazım bize. Eşyalarımızı alıp geliyorum hemen. Açıkçası çok paramız yok şu anda. En azından bir artı 4 yapabilirsek bizim için güzel olur. Böyle artı 3 oldu. Eyvah, artı 4 de yandı maalesef. Ben bir tane zırh daha alıp geleyim. Çünkü zırh çok önemli bizim için. 10K paramız kaldı, ne yapacağız acaba? En azından eski haline geri getirirsek bayağı bir idare etsin bizi. Artı 2 oldu. Bir tane kalkana basalım. Eyvah, artı 1'de de yanmazsın be kardeşim. Kaskımız artı 1 oldu. Artı 2 yeterli şimdilik diyelim. Bir adet de kalkan alalım biz. Savunmayı ne kadar arttırırsak bizim için o kadar iyi. Yani ilk etapta bizi idare etsin yeter. Zaten çok fazla vuramıyorlar slotlar bize ama en azından ilk pazarımızı kurana kadar bizi idare etse bizim için yeterli olur. Kalkanımıza bir kere artı basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Yani artı 1'de de yanmazsın be. Neyse bir daha alalım. Gelelim kalkanımızı. Hani artı 1 yapsa yeter bizim için. Bayağı bir şanssız başladık. Artı 1. Artı 2 çok mu bir şey istiyoruz? Hadi be kardeşim. Artı 2 ol. Şöyle. Yani yine bir 28 defans daha eklemiş olduk hesabımızda. Şimdi gidip Metin arayalım. Ben buldukça tekrardan kayda gireceğim arkadaşlar. Metni bulunca görüşürüz. Bir siyah metin daha bulduk. Etrafta daha böyle kesebileceğim bir metin varsa keseyim diyeceğim de yok maalesef. Şöyle becerilerimizi indirelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. X'lerle beraber X2'imizi de açmış olduk. Dehşetimizi de açalım. Gönüllerimizi de açalım. Maşallah iyi olduk. Bakalım kaç vuracağız. Yani güzel. 110 falan vuruyorduk herhalde. 130'a falan çıkmış en azından. Biraz daha hızlı kesilecek metnimiz. Metnin son canlarına doğru görüşürüz. Bu arada kardeşlerim şöyle sizlerle beraber sırlar yüzüğü de çekeyim. Biraz 10 level'da kalacağız çünkü. Biraz para kasmamız gerekiyor. Tekrardan becerilerimizi açalım. Metnimizi kesmeye devam edelim.
Yani Suğra'mızdan çok umutluyum açıkçası. Yani şu sloplara ölmüyorsak demek ki Suğra'mız bizi bayağı bir idare edecek ilerleyen seviyelerde. Çünkü ben daha çok savaşçı oynadığım için hep zorluk çektim böyle ilk başladığım dönemlerde. Evet, bakalım şöyle bir kavrama taşımız var, artı 2. Beceri kitabımız neymiş? Sinsi zehir olsun. Bunların hepsi şu anlık bize ganimet yani. Şu yelpazelere falan da bakalım sizlerle beraber. 12 zekalı mı değil maalesef. Metin aramaya devam ediyorum ben. Maşallah bugün metinleri güzel buluyoruz. Bir tane daha gördüm savaş metni. Şu adaya her zaman bakıyorum. Bakmadan hiç geçmiyorum yani. Ya üzüntü metni ya savaş metni. Bazen siyah metin bile çıkabiliyor burada. Sizlere de tavsiye ederim yani buraya bakmadan asla geçmeyin. Evet, başladık metnimizi kesmeye. Metnimiz de kırılmış oldu. Bakalım beceri kitabımız neymiş? Parmak darbesi, güzel. Evet, 3 kutumuz da dolmuş oldu. Hemen sırlar yüreğini takalım. Ben metin aramaya tam gaz devam ediyorum. Vallahi bir CH atayım dedim. Şansıma yine bir siyah metin çıktı. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Son canlarındayız. Metin kesilmek üzere. Biraz zorlanıyoruz ama olsun. Şunları bir atalım şimdilik. Beceri kitabımız neymiş? Büyü çözme. Bu da Suray'la alakalı. Güzel. Şunları bir toparlayalım. Evet. Üzerimiz de tıka basa doldu. Hemen bunları gidip satıcıya satalım. Karakterimizi biraz daha güçlendirmeye çalışalım. Elimizde olan malzemeler bunlar. 7 tane beceri kitabımız var. 3 tane taşımız var. 1 tane elementli ayakkabımız var. Biraz artı basma malzemelerimiz var. Bir adet bakır kolye düşmüştü. Bunu direkt giyelim. Büyü hızı veriyormuş sadece. Şimdilik artı basmamıza gerek yok. Bir adet fırtına plakazları düştü. Bunu artı basalım bakalım. Artı 3, artı 4 falan olursa bizim için iyi olur. Yani biraz şanssız başladık artı basmaya falan derken yine yandı. Neyse, sağlık olsun. Şunu bir artı 3 yapabilirsek. Kalkanımızı yapalım bir artı 3. Güzel, bu da oldu. Kaskımız da geçerse tamam. Şimdi aslında biraz bunu da deneyebiliriz. Çünkü karakterimiz şu an biraz yavaş yürüyor. Derken artı 1 de yandı. Şöyle bir deneyelim bakalım. Artı 2, artı 3 olursa bizim için gayet iyi olur. Tamam, artı 3 oldu. Paramız da azaldı. Güzel. Biraz sanki lag girdi oyuna ama devam ediyoruz. Şöyle artı basmaya. Artı 3 oldu. Artı 4'te basalım. Eyvah, keşke basmasaydık. 140 yangımız kaldı. Neyse, sağlık olsun. Bir sonraki turumuzda onu da hallederiz. Biraz daha güçlenmiş olduk. Hızımız arttı. En azından defansımız falan arttı. Şimdi tekrardan metin aramaya devam edeyim ben. Böyle şehrimizden çıkarken karşımıza bir tane metin geldi. Bugün de Kordrakonis etkinliği varmış. Bakalım, belki bize de düşer. Biraz daha böyle siyah metin değil de işte savaş metni, dövüş metni, daha bize hitap eden metinlere doğru geldim. Çünkü çok zaman kaybediyoruz onu keserken falan. Bakın, buna biraz daha fazla vuruyoruz. 174, 175 falan. Şöyle metni kesmeye çalışayım. Metnin son canlarına doğru görüşürüz. İnşallah bir hava kılıcı, büyülü keskinlik. Bir şeyler yakalarız yani. Şimdilik pek fazla bir şey yakalayamadık maalesef. Bu metnimizden ne elde edeceğiz? Yine bir şimşek pençesi var mıydı az önce sanki? Yok, şimşek atmaymış o. Olsun. Devam ediyoruz. Vallahi kardeşlerim, çayınızı kahvenizi alın. Manzaranın tadını çıkarın. Yani özlemişim metin 2'ye. Yani bırakılmıyor, ara veriliyor sadece. Hani derler ya, metin 2 bırakılmaz, ara verilir. Aynen öyle. Arkadaşımız da metin 2 geçmiş. Metin aramaya devam edelim bakalım. Şu bir metin daha gördük. Yani şu sıralar bir tık metin bulmakta zorlanmaya başladım diyebilirim. Yani Kordrakonis etkinliği var şu anda. Arkadaşlar da arıyor. Yolda gördüğüm birkaç tane. Onlar da tabii ki değerlendirmeye çalışıyorlar etkinliği. Biz tabii etkinlik için burada değiliz aslında. Yani ne kadar ganimet gelirse bize o kadar kar amaçlı buradayız da. Ya bu vesileyle etkinliğe de katılmış oluyoruz aslında baktığınız zaman. Hemen şu metni de keseyim. Son canlarına doğru tekrardan gelirim. Kesiliyor metnimiz. Bakalım. Annenin şöyle. Beceri kitabımız neymiş? Ateş hayaleti. Vallahi sura olarak güzel bir BK çıkarttık ama yani ateş hayaleti hiç kullanılmayan bir BK diyebilirim. Farm için değil de VS'lik için kullanılıyor. O da zaten pazarlarda dolu. Satılacağını da pek düşünmüyorum ama yine de 100K, 150K'dan koyarız pazarımıza. Diyorum ya, ne gelirse bize kar. 2 tane de 9 seviye zırh düştü. Güzel. Bunları da basmaya çalışırız.
aslında doğmuş envanterimiz. Boşaltalım, o şekilde devam edelim. Yani aslında bu şekilde para kasmaya da devam ediyoruz baktığınız zaman. Valla şöyle geliyordum da burada bayağı bir eşya buldum. Şu cennet gözü bilezikleri en azından alayım. Bunlar pazarda para eder. Şu diğerleri pek etmez ama alabildiğimiz kadar alalım. Şu gümüş kolyeler de çok güzel para eder. Herhalde demir hazne açıyor arkadaş. Hırsız eldiven çıkartmak için. Başka kayda değer bir şey yok herhalde yerde. Yani şu gümüş kolyeler bayağı bir para eder. Çünkü rüzgar elementi var. Üzerimizdekileri bir satalım bakalım ne kadar para gelecek. Yani bayağı bir işimize geldi bu. Değerli eşyalarımızı depomuza koyalım. Hemen geliyorum. Şu çırak sandığımızı da açalım bakalım içerisinden. Hız iksiri falan çıkıyor. Bunları ileride kullanırız. Oyunun vermiş olduğu bir neye ihtiyacımız olmadığı için bunu da atalım. Şimdi gidelim biraz gelişmeye çalışalım bakalım. Hesabımızı ne kadar geliştirebiliyoruz. İlk olarak şu zırhları bir denemek istiyorum. En azından 9. seviye. Buradan bir artı 6 alırsak güzel olur bizim için. Deneyelim bakalım. Artı 5 de patladı. Maalesef 4. Hadi oğlum bir artı 6 derken o da gitti. Artık yapacak bir şey yok. Üzerimizdekini biraz geliştirmeye çalışacağız. Eyvah para da var ya su gibi eriyor. Artı 5 kalsa ne kadar fark var? 48. Bence artı 5 yeterli şimdilik. Kaskımıza basalım. Artı 4. Kalkana deneyelim bakalım biraz. Kalkan gitti. Kaskımız da artı 5 oldu. Bir kalkan alıp gelelim hemen. Kalkansız olmaz. Zaten zar zor dayanıyoruz. Bir de kalkan olmazsa işimiz zorlaşır. Kalkanımızı basıyoruz. Artı 3 yeterli midir acaba? Artı 4 yaptık. Hadi bir artı 5 yapalım. Asmayacağım daha. Tamam. Setimizi artı 5 hale getirdik en azından. 114k paramız var. Aslında bassak mı? Zırhımızı bir iski atalım. Güzel. Zırhımız geçti. Askımızı basmaya çalışalım. O da geçti. Çok güzel. Kalkandan önce şu bileziği biraz ilerleteyim. En azından saldırı hızımız da biraz artsın ki metinlerimizi biraz daha seri keselim. 3 saldırı hızı oldu. Artı 5'te de 3 oluyor. Bir şey fark etmiyor. Neyse. 3 saldırı hızı iyidir arkadaşlar yine. Hiç yoktan. Şimdi şuradan küpe alalım. Buradan da çeviklik alacağız. Bilinenin aksine çeviklik suraya yarıyor arkadaşlar. Az da olsa. Mesela bakalım. 115'e 117 taktık. Bakın 116'ya 119 oldu. STD'miz arttı. Dediğim gibi çok değil ama hiç yoktan ne kadar hesabımızı yükseltirsek o kadar karlı arkadaşlar. Derken artı 5'e kadar getirmişiz ama 44k'mız kaldı. Bu da üzerimizde dursun. Evet biraz daha güçlendik kardeşlerim. Bayağı bir güçlendik hatta. Ayakkabımıza da biraz daha artı deneyelim. Bakalım 6 hareketiz oldu. 7 olur mu? Oldu. Bakalım direkt artı 6 olur mu? Olmadı maalesef. 9k'da paramız kaldı. Bakalım gittiği yere kadar basalım ayakkabımızı da tekrardan. Artı 3 oldu. Artı 4 için yeterli paramız kalmadı maalesef. Tekrardan gidip metinlerimizi kesmeye devam edelim. Evet, biraz daha metin kesip artık pazar kurma kıvamına yaklaşıyoruz. Metin bulunca tekrardan kayda girelim kardeşlerim. Evet, çok geçmeden bir tane metin bulduk. Hemen becerilerimizi açalım. Test edelim kendimizi. Ne kadar güçlenmişiz. Dayanıklılığımız ne kadar artmış daha doğrusu. Evet, hiç canımız gitmedi gibi bir şey. Bayağı bir gidiyordu burada. Alfalar bayağı iyi vuruyordu. Ama şu an çok iyiyiz savunma olarak. Metnin son canlarına doğru gelirim. Metin kesiliyor. Bakalım bu metinden bir hava kılıcı, büyülü keskinlik, güçlü beden alabilecek miyiz? Tabii efendim. Zehirli bulut. Ninja Nerf yemeden önce değerliydi bu beceri kitabımız. Kor çıkmış bu arada. Bunu da alalım. Güzel etkinlik eşyası kazandık. Bunu da burada bekletelim bakalım. Güzel oldu. Ne diyordum ben? Ninja'mız Nerf yedi. Nerf'ten önce iyiydi. Değerliydi. Şu anda değerli değil maalesef. Eşyalarımızda efsunlu bir eşyamız var mı? Bakıyoruz. Bir adet kendi zırhımız efsunlu gelmiş. Ama efsunlu işe yaramaz. Devam edelim bakalım. Bir kor daha aldı. Çok güzel. Beceri kitabımız neymiş? Sinsi zehir. 2 oldu bugün. Diğer eşyalarımıza da bakalım. Herhangi bir efsun falan var mı? Metin aramaya devam ediyoruz. Derken bir metin daha varmış burada.
bunu keserken o kadar zorlanacağımı düşünmüyorum. Allah Allah. Bakalım. Bir bambu derisi ayakkabı daha çıktı. Beceri kitabı nerede ya? Valla beceri kitabı atmamışlar arkadaşlar. Şaşırdım açıkçası yani. Neyse sağlık olsun. Beceri kitabı alamadık bu turumuzda. Bir sonraki turda görüşürüz. Yerimizde kalmadı. Şehre gitmemiz gerekecek. Bakalım beceri kitabımız neymiş? Zehirli grup bir tane daha geldi. Maalesef iyi bir beceri kitabı diyemeyiz. Şimdi üzerimizdekileri boşaltalım. Birazdan görüşürüz. 28K kadar bir paramız oldu. Bu arada her ne kadar tahta küpemiz yani çeviklik STR verse de güç kadar olmuyor kardeşlerim. Bunu batsak daha iyi olur. Tabii basabilirsek. Aradaki farkı size göstermek isterim. Derken yandı. Bir bakır kolyemiz daha var elementli. Bunları biriktirip toplu bir şekilde ilerleyen süreçlerde artımızı basarız. Şimdi gidip eşyalarımızı depoya koyalım. Biraz daha yerimiz açılsın. Dediğim gibi bundan sonra yerden alıp satmaya o kadar da ihtiyacımız yok. Ama yine de bakarız ev sunumu değil mi? Çünkü bu sefer çok çabuk doluyor envanterimiz. Yani düşen yeni eşyalarımızı kontrol edemiyoruz. O da sıkıntı. Beceri kitaplarımızı koyalım şöyle. Değerli eşyalarımızı da koyalım. Bunları da dediğim gibi ileride artı basacağız. Burada birikebilir. Artı basmalarımız kalabilir. Bunlar üst üste biriktiği için sıkıntı olmaz. Şimdilik başka bir şeye gerek yok. Evet, bitin kesmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz derken yerlere bir şeyler atılmış. Beceri kitabı neydi? Ona bir bakayım. Ruh vuruşu, şimşek atma vesaire. Pazar kurduğumuz zaman yalandan satılmış olur. Devam. Evet, üzüntüme ettiğimizi gördük. Bakalım bu kez BK alabilecek miyiz? Bu arada kardeşlerim şöyle envanter temizken dedim ki acaba bir envanter BK mı katsam? Çünkü zaten yapacak bir şeyimiz yok. Altın bezelyeli ayakkabı da geldi. Güzel oldu bu. Hemen arka tarafa koyalım. Metnimiz de hızlıca kesilmiş oldu. Ve yine BK yok. Allah Allah. Ben 10 level'ım 5 level niye düşmüyor anlamadım. Yani bilenleriniz varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani çok garip. City eldiveni de var. Neyse fazla uzatmadan metin aramaya devam edelim. Derken karşıda bir siyah metin var. Onu da keseceğim tabii ki. Bir envanter beceri kitabı yapmaya çalışalım bakalım. Vallahi kardeşlerim maşallah hesabımız tank oldu. Bir sürü okçu var etrafımızda ama yani eski güçsüzlüğümüzden eser yok. Metnimiz de kesiliyor. Şu bakır küpeyi de alacağım tabii ki merak etmeyin. Evet patlattık metnimizi. Taşımız var. Beceri kitabımıza bakalım. Çabukluk. Diğer eşyalarımıza da bakalım. Herhangi bir efsunlu eşyamız var mı? Bakır küpemizi de aldık. Maalesef başka kayda değer bir eşyamız yok. Devam ediyoruz. Thank you.
depodaki beceri kitaplarımızla beraber bir envanteri geçtiğimizi düşünüyorum. Yani artık koyacak yerde kalmadı. Bu vesileyle hem de saat de geç oldu. Bu metin son metnimiz olsun. Metinden sonra köye gidip pazarımızı kuralım. Pazarı kurduktan sonra da yatarım büyük bir ihtimal. Yarın sizlerle beraber bakarız pazarımıza, satışlarımıza. Ne kadarlık bir farm yapmışız. Hepsi belli olur. Bir tane kutsama kağıdı düşürebildik yalnızca. 4 tane kordrakonis işlenmemiş düşürdük etkinlik olarak. Onun dışında tahta ayakkabı, altın bezelli ayakkabı vesaire bunlar düştü. Artı basmalarımız. Yani güzel bir farmdı. Birinci köy farmı. Benim hoşuma gitti bayağı bir. Sizin de hoşunuza gittiyse bir beğeni atmanız kanalımız için çok yararlı olur. Buraya kadar sarmadan izlediyseniz eğer kendinizi belli edin arkadaşlar. Yorum atarak da destek olabilirsiniz. Metnimiz de kesilmek üzere. Bakalım son metnimizden ne alıyoruz? Evet, metnimiz kesildi. Taşımız var. Beceri kitabımıza bakalım. Kurt atlayışı olsun. Köye gidip şöyle bir toparlayalım bakalım neler elde ettik. Hep birlikte hesaplayalım. Köye giderken de bir metin daha bulduk. Hemen bunu da keselim. Neredeyse 50 metin kestik. Bir tane bölge etkinlik alabildik. Değerli olarak. Hava kılıcımız düşmedi maalesef. Bakalım. Belki de bu metinden hava kılıcı alacağız. Hop. Kırdık bakalım. Beceri kitabımız neymiş? Tekrarlanan atış. Tüh. 4 ateş gelmiş. Tam oran olsa güzel para ederdi bence. Devam ediyoruz. Böyle bir toparladım hesabı. Bir envanterden fazla BK kasmışız. Zaten birkaç tanesini şöyle yerden almıştık hatırlayacak olursanız. Artı basma eşyaları kastık. Onun dışında taşlarımız var. Kolyelerimiz var. Ayakkabılarımız, bileziklerimiz. O şekilde güzel bir farm oldu bizim için. Kutsamanın ticareti yok herhalde. Yere düşmüyor maalesef. Sağlık olsun. Dediğim gibi değerli BK'ları ayırayım. Taşlarla beraber pazar kurayım. En son özeti sizle paylaşırım arkadaşlar. İlk pazarımızı kurduk şöyle. Başmir paketi aldım. Bir de ticaret camı aldım arkadaşlar. Pazarımız sabaha kadar açık kalacak. Yarın da gelip satışlarımıza bakacağım. Şu anda 69K kadar bir paramız var. Fiyatları da böyle sallamaz şu an. Hani piyasaya da hakim olmadığım için. Şöyle bu şekilde kurdum pazarımızı. Bayağı bir metin kırdık. Büyülü keskinliği 5'e mi attım? İşte zehirli brut 1'e mi falan koydum? En değerli BK'larımız bunlar. Yarın bir 10-15M arası bir satış bekliyorum pazarımızda. Başları da 200K'dan koydum. Yarın tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Satışlarımıza bakarız. Bakalım ne kadar satışlarımız olacak. Ben şimdilik yatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet kardeşlerim. İşten geldik evimize. Pazar kurmuştuk. Sizle beraber bakalım. Yani 7M'lik bir 7.5M'lik bir satışımız olmuş. Daha fazla bekliyordum. Ama kısmetimiz bu şekildeymiş. Yani büyülü keskinlik satılmamış. Ejderha kükremesi de satılmamış. Bunlar değerli beceri kitapları. Bunları tekrardan kurarız. Taşlardan çok umudum vardı ama onlardan hiç satış olmamış. Niye acaba? Bilemedim açıkçası. Herhalde toplu alıyorlardır arkadaşlar. Biz de bunları istifleriz artık. Yapacak bir şey yok. Ama yani 30 taneye yakın beceri kitabımız satılmış. Bu iyi bir haber. Demek ki kötü beceri kitapları da durmuyor elimizde, satılıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Kardeşlerim bu arada bu level'da çok fazla durmayı da düşünmüyorum. Elimizden geldiğince yükselmeye çalışacağız. Zaten bu aralar görüyorum birçok arkadaşımız yeniden sıfırdan başlamış. 10 level'larda falan bayağı bir yani gelişmekte olan arkadaşlarımız var. Biz fazla durmayız. Zaten ileride savaşçımız, ninjamız ve şamanımız bizi bekliyor. Ne kadar çabuk gidersek, ulaşırsak o kadar daha iyi olur bizim için. Tabii ki yani düşük level'da yapacağımız farm etkili ve zevkli ama yüksek level'larda yapacağımız farmlar da bir o kadar seyir zevki olan farmlarımız yani bence. Bir sonraki bölümümüzde artık biraz daha güçleneceğiz. Zaten pazarımızdan biraz satışımız olmuş. Artık level almaya ve yükselmeye başlayacağız. Şimdiden söyleyeyim. Kardeşlerim kaydı inceledim. Yarım saate yakın bir kayıt olmuş. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu arada seste bayağı bir sorun olmuş. Bunu fark ettim. Çok üzgünüm. Mikrofonumuzdan kaynaklı sıkıntı olmuş. Bundan sonraki kayıtlarımızda biraz daha dikkatli olmaya çalışacağım. Uzun zaman olmuştu. Editlemeye de bayağı bir ara verdim haliyle. Bundan dolayı üzgünüm. Dediğim gibi bundan sonra biraz daha dikkatli olacağım. Emeklerinizin karşılığı olarak bir like atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.